Evet, öncelikle değerli basın mensupları, belediye meclislerim, ilçe başkanım ve çok değerli katılımcılar, ilçe yöneticilerim ve personelim, hepinize en içten duygularımla sevgi saygılarımı sunuyorum. Uzun süredir Devrek ve özellikle Zonguldak ve Devrek gündemini meşgul eden, geçen hafta ayın 7'si itibariyle başlayan bir süreç var. Bununla ilgili de birçok şey söylendi. Bugüne kadar yargıda konu yargıya intikal ettiği için veya işin içerisinde daha soruşturma safhası devam ettiği için cevap vermemeyi uygun görmüştük ama yaşadığımız süreç insanların bir türlü sakin kalamadığını ve bunun kafalarında bilgi kirliliğine yol açtığını ve bunun üzerinden bazı kesimin algı ve operasyon merakıyla yanıp tutuştuğunu gördük. Bize de hem Devrek halkına olan vazifemiz, görevimiz, hem bizim seçmen, oy veren vermeyen, bizim yanımızda olan olmayan, seven sevmeyen, herkese olan sorumluluk duygumuzda çok da hukuksal konularda zorunlulukta bırakmayacak şekilde ilk önce olaylara kendi bize atfedilen ve isnat edilen suçlarla ilgili bir genel bir açıklama yapacağım. Daha sonrasında da siz değerli basın mensuplarının kafasında aklına takılan, kafasına kurcalayan veya merak ettikleri konular üzerinde de sizlerin sorusunu alacağım. Dilimiz yettiğince, gücümüz yettiğince ve yasal prosedürler bizi zorlamadığı sürece sizlere de cevap vermek durumunda kalacağım. Şimdi yasal süreç aslında 7'sinde başlamıştı. O yasal süreçten sonra bir takım gelişmeler oldu. Ve özellikle AK Parti Devrek ilçe başkanımız Murat Durdubaş'ın bir takım soruları, merak ettiklerim diyelim biz ona. Gerçi 18 sene Devrek'te belediye avukatlığı yapmış bir adamın çok da merak edeceği bir şey olmaması lazım da. Sorular da onun da ayrıntısında gizli. Onun üzerinden gideceğim müsaade ederseniz. Daha sonra sizler de merak ettiğiniz ne varsa hiç yani noktasına virgülüne sormadan cevaplamaya da hazırım. Karışmadan cevaplamaya da hazırım. Şimdi AK Parti ilçe başkanı Murat Durdubaş'ın basın açıklaması aynen şöyle başlıyor. Bunun üzerinden gideceğim. Zaten ayrıntı şeyler de bunun içerisinde gizli. Yani yanıtlar da bunun üzerinde gizli. Devrek ilçe başkanı Murat Durdubaş, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yalan söylediğini belirterek suç duyurusunda bulunan Çetin Bozkurt değildir. Devrek Belediyesi'ndeki yolsuzluk olayını savcılığa intikal ettirip suç duyurusunda bulunan Devrek Kaymakamlığı'dır demiş. Yalan söylememiş, doğru da söylememiş. Yani şöyle bir şey var. Şimdi öncelikle şeyi açayım size. Bakın bu kaymakamlık soruşturması, kaymakamlık soruşturması, kaymakamlık denetimi falan filan diye soruyorlar. Herkesin kafasında bu algıları bitsin. Kavramları yanlış kullanıyorlar, istedikleri kullanıyor. Kaymakamlığın soruşturma denetimi falan yoktur bizde. Kaymakamlık bizi denetleyemez. Bizde iki türlü belediyelerde 5272 ve 5390 sayılı kanunlarda açık nettir zaten. İki türlü denetim vardır. Biri iç denetim, biri dış denetim. Dış denetim nedir? Dış denetim Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirici muhakkikler tarafından yürütülen denetimdir. Onları zaten 4 senelik belediye başkanlığı, 4 senemde bile dolmadı ama 4 senelik bir dönemde iki sefer Sayıştay denetimi, bir sefer İçişleri Bakanlığı kontrolü, baş kontrolörü tarafından denetlendik zaten. Yani oralardan geçtik. Ayrıyeten bu dış denetimdir. Bir de ikinci denetimimiz vardır. O da iç denetim. İç denetimde nasıl olur? Her yıl Ocak ayında belediye meclis üyelerinin arasından seçilen denetim komisyonu oluşturulur. 5 kişilik bir heyet olur. Bunun içerisinde 3 tane sayısal üstünlüğe göre 3 tane AKP'li, 2 tane CHP'li belediye meclis üyelerimize beraber otururlar. Tam 45 gün boyunca o yıl harcaması yapılan bütün evrakları tek tek denetlerler. Bakarlar yani. Ne alınmış, ne gidilmiş, usulüne uygun alım var mı, yok mu? Bunları 45 gün boyunca
denetlerler ve şu anda hala da devam ediyor herhalde. Şubat başında başlayan denetimimiz hala devam ediyor. Yani Nisan ayında bunun raporunu hazırlarlar, meclise getirirler. Mecliste bunun denetimin detayları mecliste konuşulur, tartışılır. Bu birincisidir iş denetimin. İkinci iş denetim de tahsilat denetimidir. Yani belediyedeki parayla uğraşan şahısların veya bu mali kamu mali yönetim 5018 sayılı kamu mali yönetiminin esas alarak bu konuda evrakları, gelirler, makbuzları tek tek incelerler. Bunun da iki şekli vardır. Aslında hani bunu da bir şekil olarak şöyle anlatayım. Burada kaymakamlıktan niye geldi? Adı üstünde kaymakamlık buranın en büyük mülki amiri. Ve biz aslında şöyle de yapabiliriz. Yani kendi belediye personelinin içinde çoğu belediye iç denetimi kendisi içinde de yapar. Nasıl belediye meclis üyelerinin içerisinden bir kurul oluşturup evrakları tek tek denetliyorsa yine kendi içerisinden şahıslar atayarak, personel atayarak iç denetimi yapabilir. Ama biz bu yolu seçmedik. Biz dedik ki bizi kaymakamlığa bağlı, yani dışarıdan insanlar gelsin, iç denetimimizi dışarıdan yapsın. Parayla ilgili nazik konudur bunlar dedik. Yaklaşık şöyle, onları da size söyleyeyim. Mesela 2021 yılında istemişiz. 2020 yılına ait evraklar incelensin diye kaymakamlığa yazı yazmışız. Kaymakamlık da doğal olarak demiş ki o dönem işte Mal Müdürlüğü'nden bir tane personel çağrılmış. İşte vergi dairesinden bir tane personel, bir de kendi işlerinden bir personel görevlendirerek evrakların tahsil edilen paraların, makbuzların denetlenmesini yaptı demiş. Getirmişler, yapmışlar. Hiçbir sorun çıkmadan 2020 yılının makbuzları tek tek incelenmiş ve rapor tutulmuş, belediyemize de verilmiş. Yine 2021 yılı için denetim istemişiz. 5393 sayılı belediye kanunun 25. maddesine istinaden istemişiz bunu. Ve 5323 yine kaymakamlıktan istemişiz. Yine işin kolayına kaçıp iç denetçiliğe falan gitmemişiz. Demişiz ki gelin bizi inceleyin, bizim evraklarımızı, makbuzlarımızı tek tek bakın demişiz. Yine gelmişler, incelemişler. 2021 yılına ait evrakları, şeyleri, tahsilat makbuzlarını tek tek bakmışlar. Hiçbir sorun yok demişler. Kapatmışlar, bize vermişler. Yine bu sene biz istemişiz, denetim istemişiz. Yine yazı yazmışız, demişiz ki bize 5393 sayılı kanunun 25. maddesine göre gelin bizi denetleyin demişiz. Şimdi şöyle bir algı oluşturuluyor. Deniyor ki kaymakamlık geldi, belediyenin evraklarını bastı, aldı, bunları denetledi, bu sonuç çıktı. Alakası yok. Kaymakam bizim en büyük mülki amiridir. Üzerimizde vesayet yetkisi vardır. Ama belediyenin iş ve işlemlerinin çalışma şekli 5393 sayılı kanun, 5272 sayılı ve 5018 sayılı kamu mali yönetim denetim kanunlarında zaten açıktır yani. Acık bir okuması, yazması olan, acık bir devleti merak eden, acık bir hukukla bağlantısı olan, hani bunu Murat anlatır gibi anlatıyorum ha. Yani Murat anlatır gibi anlatıyorum. Bunu çok basit bir şekilde kimsenin bize gelip baskın maskın yapmadığını, kimsenin bize ben seni denetleyeceğim diye gelmeyeceğini, bizim bunları, bu denetimi kaymakamlıktan istediğimizi ve bunların iş paralarını bile biz ödüyoruz. Yani harcayı ödüyoruz biz bunlara. Gelin bizi denetleyin diye bu memurlara harcayı ödeniyor. Bu kafayı çıkartalım. Gelip de kimse bizi denetlemiş menetlemiş değil. Aa bu şurada şu var falan filan diye böyle bir şey de yok zaten. Biz kendi kendimize bütün hepsi burada sayısal şeyleriyle böyle en son bu sene istediğimizde 6. ayın 1'inde yazmışız kaymakamlığa gelin bizi denetleyin demişiz. Evraklarımızı denetleyin demişiz. Şu. Burada anlaşılmayan, merak edilmeyen, yani şuna hemfikir miyiz? Kimse bizim belediyemizi basmadı. Kimse bizim evraklarımıza el koymadı. Kimse bizim dolaylı veya dolaysız şekilde bizden ben işte falan filan demedi. Biz istedik denetim. Şeffaf olalım diye kaymakam tarafından belirlenecek insanlar olsun istedik.
yazımızı yazdık. Kaymakamlık da bizi bunları görevlendirdi. Geldi, harcayacağına karar da bize diyorsun. Şimdi demiş ki Murat Bey, işte bunlar kaymakamlık denetimi. Kaymakamlık denetimimiz tarafından çıkacak tabii. Biz istemişiz ki kendimiz bizi denetleyin diye. Kaymakamlıkta görevlendirdiği personel sağ olsun, emeklerine de sağlık. Aslında olayın ortaya çıkış şekli çok da anlatıldığı gibi de değil. Ama bunların böyle söylendiğini doğru kabul ederek söylüyorum. Sağ olsun, emeklerine sağlık. Bir kamu zararının daha da büyümesinin önüne geçtiler. Bir şeyi meydana çıkarttılar. Allah hepsine razı olsun. Belediyem de, şahsım adına da, devrek halkı adına da ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Detaylarına zaten gideceğiz. Bunlar hukuki konular ve şeye girdikleri için. Şimdi demiş ki AK Partici, savcılığı entegrede suç duyurusu bulunan devrek kaymakamlığıdır. Evet, doğru dedik. Yalan demedik. Ama olay şöyle gerçekleşti. Bakın ayın ben 6'sında Ankara'daydım. 7'sinde bana telefon geldi. Dediler ki denetim 7'si sabah oluyor. Bu başkanım evraklarda sorun var. İki personelin adı anılıyor. Böyle böyle bir şey var. Kim o personeller dedim. İsimlerini söylediler. Hemen talimat verdim. Sabah 8.30-9 gibi değil mi? 8.30-9 gibi. Dedim ki hemen iki personelin açığı alın. Yazılanı yazın. Hemen de belediye girişlerini yasaklayın dedim. Daha sonra geldim dedim ki hani belgeler nerede? Belgeler dediler şeyde. Kaymakamlıkta. Ya kaymakamlıkta derken kaymakamlık binasında bu denetimi yapan arkadaşlar aslında burada yapıyorlar denetimi. Sorun çıkınca buradan kaymakamlığa gittiler. Dediler ki böyle böyle tamam dedim ama elimizde şey yok. Hemen idari soruşturma da dedim bir başlatalım. Bu personeller hakkında idari soruşturma başlattım. Açığı aldım. Binaya girişlerini yasakladım. İdari soruşturma da başlattım. Şimdi soruşturma derken sanki bir yerde soruşturma oluyormuş gibi bir de algı var. Bilmiyorlar insanlar çünkü. Soruşturma 3-4 yerde olur. Yani bir idari soruşturma olur. O devam eder. Bir hukuki soruşturma olur. Normal şeyinde akar gider bu. Daha sonra bizim arkadaşlara dedim ki yani bu elinizde somut bir şey var mı? Yok, bizde hiç belge yok. Hepsi kaymakamlık binasında. Ben de avukatımız Emrah Özmek'i aradım. Onu davet ettim. Dedim ben böyle böyle bir işlem yaptım. Ama elimizde somut bir şey yok. Yani somut bir şey olmadan nasıl suç duyurusunda bulunacağımız söyledi. Çünkü yani orada var denir, diğer tarafta çıkmaz, suç duyurusunda bulunsun, bu sefer insanları rencide etmek falan, bunlar da ayrı bir hukuki sonuçlar. Devrek şu anda belediyemiz avukatı Emrah Özmek ile beraber Cumhuriyet Savcılığımızdan randevu alarak Cumhuriyet Savcılığımıza gittik. Bu soruşturmayı şu anda yürüten savcımızın yanına gittik. Durumu anlattım, sayın savcım. Olay böyle 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 bir olay var. Dedi elinde dedi somut bir şey var mı? Yok. Nerede evraklar? Kaymakamlıkta. Peki de bu raporu çabuklaştırabilir misiniz? Uğraşayım dedim. Bana dedi somut şeylerle gelin işlem yapayım. Daha sonra kaymakamlıkta bu 3 kişilik denetim komisyonunun denetimi yapan 3 kişilik ekibin mal müdürlüğünde sanırım hesap uzmanı olduğunu öğrendiğim Tufan Demirci adlı görevli denetim elemanını aradım. Kendisine dedim ki bakın böyle böyle evet başkanım dedi. Biz de şu anda inceliyoruz. Peki dedim bak ben şimdi savcı beyle görüştüm. Savcı bey bunu hızlandırın ve somut bir şeylerle gelin dedi. Dedim. Sayın başkanım biz bunun içinden çok böyle kısa zamanda çıkacağımızı düşünmüyoruz dedi. Dedim o zaman dedim, bizim personelle beraber hareket edin. Tamam başkanım dedi. Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne de aradım. Talimat da verdim. Dedim ki gidin beraber şu işi notlaştırın, netleştirin. En azından yakın bir rakam veya işte şey olsun, somut bir şey olsun elinize dedim. Onlar o arada çalışmaları sürdürürken bunların hepsi ayın 7'sinde oluyor bakın. 7'si salı günü yani Mart ayının 7-3 salı günü oluyor. Yarısı gün oldu. O arada ben bu işlerin idari olarak başındaki ve ilgilenmesi gereken birim amiri de sormasını istedim. Böyle böyle bir şey var.
bununla ilgili durum nedir? Bana savunmanızı verin dedim. O idari soruşturma da ayrıca devam ediyor. Daha sonra işte çarşamba günü oldu. Çarşamba günü ayın 9'uydu sanırım. 9'unda şöyle bir şey yapılıyor. Bunu da şimdi şöyle bir durum var. Diyorlar ki Kaymakam Bey elinde rakam hiçbir şey olmadan savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Yani ben gittikten 2 gün sonra. Ben savcı beye bilgilendirdikten, konuştuktan, kendi emrindeki denetim elemanı bilgilendirdikten ve bununla ilgili bir somut bir şey olsun, çıksın meydana diye. Onu niye somut üzerinde duruyoruz? Bakın, bu tahsilat fişleri bizim yine teknik konuya gireceğim. Bizim 2 türlü gelirimiz vardır. Biri tahakkuklu gelirlerdir, biri tahakkuksuz gelirlerdir. Tahakkuklu gelirlerimiz zaten bellidir. Onun ne kadar alınacağı da bellidir. Yani orada kiradır, odur, budur. Bunların karşılığı alınacağı standart bir bellidir. Her sene Ocak, Ekim ayında belediye meclisi oturur. Belediye gelir tarifelerini belirlerken o tahakkuklu gelirlerimizin karşılığı olacağını belirler bize. Onun haricinde de tahsili tahakkuka bağlı olan tahakkuk tahsiline bağlı olan gelirler vardır. O da şu demektir. Yani gidersiniz bir pazarcı esnafı. Pazartesi mesela bugün için söyleyeyim. Bu hafta gelmiş adam 3 metre tezgah açmış. Ona 3 metre üzerinden tahakkuk ettirilip parası kesilir. Aynı esnaf bir dahaki hafta 2 metre gelebilir. Bilemezsiniz. Veya havalar çok kötü geçti. Karda, kışta, kıyamette veya ekonomik durumlara göre 2-3 hafta gelmeyen pazarcı esnafımız da olabilir. Bunun bir şekli, ölçüsü, birimi falan yok. O yüzden hani böyle nasıl görmedin, nasıl bilmiyorsun, nasıl bunu fark etmedin falan filan bunlar çok da böyle belediyeciyi bilmemek mi, devreyi bilmemek mi, pazarı bilmemek mi, cahillik mi bilmiyorum. İşin kökeni budur yani. Asıl olan bu. Yani tahakkuk tahsilata bağlı bir gelirdir bu da. Orada adam bu hafta 3 metre açtığı tezgahı 1 metre de açabilir. O hafta 1 metrelik malzeme getirmiştir. Az para vereyim diye 1 metrelik tahsilat yaparsın. Bilemezsiniz bunları yani. İşin bu yönde bu. İşte Kaymakam Bey gidiyor, savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Şimdi bu şunu değiştiriyor mu? Ben Kaymakam Bey savcılığa gitmeden 2 gün önce savcı beyi bilgilendirmem gerçeğini değiştiriyor mu? Burada yalan nerede? Ya devletin savcısına, devletin hakimine güvenmeyeceğiz mi? Onların yol göstericiliğine veya ihtiyaç duymayacağız mı? Biraz rol çalma olmuş gibi geldi bana ama olsun. Çok problem değil. Kaymakam da devlet görevini yapıyor. Biz de görevliyiz. Ama aynı Kaymakam Bey bana 9'unda yani 10'unda geliyor evrak. Bize şöyle bir yazı gönderiyor. Diyor ki ben diyor belediye başkanı 2022 bak şöyle diyor Kaymakam Bey. Kaymakamlık Bakanı 24/1/2023 tarih ve 5992 sayılı onay yazısını istinaden. Yani şu. Siz bizden diyor personel istemişsiniz. Biz de görevlendirdik. Onlar da denetim 2022 mali yıl denetim tahsilatlarından denetimler çerçevesinde düzenlendiği ara denetim raporu ekle ve gönderilmiştir diyor. Güzel. Aynı şeyde benim de şikayetçi olduğum ve denetimin hala devam ettiğini savcı beye de ilettiğim şeyde Kaymakam Bey ilgili kendi gönderilen bize tahsilat ara denetim raporunun şurasında ne diyor? Başlama tarihi 30/01/2023. Ne diyor? Devam ediyor diyor. Tamam mı? Aynı şeyin gönder bu aslında bu çok fazla da burada arkadaşların Devlet Belediye Başkanı'nın 2022 gelirlerin tahsilatına ilişkin ara denetim raporunun sonucunda şöyle bir kelime kullanıyorlar. Ben bunları hep kamuoyunun takdirine bırakacağım. Yani yorum yapmayacağım. Bunlar bizim başka işlerimiz.
Diyor ki saymış işte bilmem ne şuradan şu zimmetine para geçirdi ve resmiyle sadece yaptığı görülmüştür demiş. Peşinden bu nedenle ilgililer hakkında 5393 sayılı belediye kanunu 25. maddesinin 6. fıkrası da aynen şunu söylüyor. Diyor ki yasa konusu suç teşkil eden hususlar ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunur. Kim meclis başkanı? Benim. Yani diyor ben bunları tespit ettim ama diyor. Sen diyor bununla ilgili suç duyurusunda bulunur. Şimdi ben ne yapamazmışım? Şu rapor benim elimde olmadan yazılı müracaat yapamazmışım. Ama ben yine de bunu aşarak savcı beyi yedisinde yani şu rapor bize gelmedi. 3 gün önce gidip bilgilendirmişim ya. Şimdi bunun yalan neresinde? Yalancı kim? Yani ben Murat Bey'den beklerdim ki hukukçu kendisi de aslında şöyle bir şey de beklerdim. Bana sormayabilir. Siyasi rakip olarak falan beni görüyor olabilir. Doğrudur yani. Onları devrekte tarihe gömen bir adamım ben. Orada beni siyasi rakip olarak görebilir ve o konuda da onu haklı görüyorum. Ama diğer taraftan şunu basit olarak yapabilirdi. Savcı Bey'e her gün gittiği adliyede Savcı Bey'e sorabilirdi. Devrek Belediye Başkanı sizi bu konuda bilgilendirdim diye. Hadi Savcı Bey de yoğundu. O gün çok işleri vardı. Görüşemedi. Devrek Belediyesi'nin senden sonra çünkü daha önce sendin buranın avukatı. Devrek Belediyesi'nin mevcut hukuk işleri danışmanı avukatı Emrah Özmeki'ye bir zahmet bir telefon açıp ya siz böyle bir şey yaptınız mı diyebilirdi. Hiçbiri demiyor. İşin kolayı tabii yani algı oluşturmak. İnsanların Çetin Bozkurt yalan söylüyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ben kendisine. Burada merak ettiğiniz bir konu var mı bununla ilgili? Aklınıza takılan şudur budur diye. Yine devam ediyoruz. Bakın özellikle şu kısmı herkes devrek tarihine not etsin. Ne yapılmak istendiği ile ilgili şey şu kısımda gizlidir yani. Yani bunu şunu devrek tarihi not etsin. O başka bir şey çünkü yazılandan başka bir anlamlar yükle işlenilmiş. Demiş ki şeye geldik. Yalan söyleme işini bitirdik. Denetimin bizim istediğimizi, kimsenin bizi gelip denetlemediği, belediye basmadığı bunları da bitirdik sanırım. Kafasında soru işareti varsan bazen hızlı gidebiliyorum. Bir de ben şimdi yıllar yılı burada çalıştığımdan, yasa kanun mevzuatta hakim olduğumdan hızlı teknik konulara da giriyorum. Kusura bakmayın kafanızda şişirebilirim bu konuda ama bunların hepsi hakikaten teknik konu. Birçok insanın belki Zonguldak'ta birçok insanın yeni tanıştığı konular bunlar. Bunu ama bu konuların birçoğunu 18 yıllık belediyelik avukatını yapan Murat Durbaş bilmiyormuş. Milletimiz Devrek Belediyesi'nin kasasının tecrübeli başkanına sahip çıksın diye emanet etmiştir. Evet. Bunun için beni seçti, sizi seçmedi. Doğru söylemiş yani. Şirket personeli olarak işe alınan elemanlarını tahsis olarak görevlendirilen yanlış değil midir? Bunun sorumlusu kimdir? Geldik şeye. Şimdi bakın. Belediyelerin mevcut garabet durumunu hepiniz bilmeniz yoktur. Hepinizde birçok belediyeyle bağlantılarınız vardır. Birçok belediye başkanlıkları, dostluğunuz vardır. Veya orada çalışan arkadaşlarınız, kardeşleriniz, akrabalarınız vardır. Şu anda belediyelerde yürütülen iş ve işlemlerin hepsi sadece Devrek Belediyesi'ne ait değil. Hemen hemen Türkiye'deki belediyeler bu durumda. Memur alamadıklarından veya işte o %30, %40 bazı belediyelerde %30, bazı belediyelerde %40 personel harcamasına takıldıklarından bir de istihdam şekli daha da şey olduğundan bu tür yollara başvuruyorlar. Peki bu Murat Durdubaş bunu sorarken yine Murat'ı anlatır gibi anlatıyorum ha. Anlatacağım. Şirket personeli olarak iş alanına eleman tahsil edilmesi görülmesi yanlış değil midir? Bunun sorumlusu kimdir? Belediyeden gelmiş tecrübeli biri olarak Allah razı olsun bak tecrübeli olduğumu da üstüne basa basa da söyleyen.
Tahsilat personelinin kimlerden olacağını, kimlerden olmayacağı bilmesi gerekmez mi? Çok güzel. Sormaktan çekinmeyelim. Niye oraya soru girdim? Şu iki tane şeye girelim. Demiş ki şirket personeli olarak işe alınan elemanların tahsilat elemanı olarak görülen yanlış değil miydi? Doğru. Yanlış tabii canım. Bunun için Murat Durdubaş olmaya gerek yok yani. Ama Murat Durdubaş 18 sene burada çalıştığını falan unutmuş. Şimdi bakın. Belediyelerde ilk önce duruma yine atıfta bulunarak biraz daha yine teknik konuya gireceğiz. Şimdi biz de 2010 personelimiz normalde şu anda norm kadro, yani devlet diyor ki sen arkadaşı bu belediyeyi ancak 130 tane memurla işletebilirsin. Senin de 130 tane memurun olması lazım diyor bana devlet. Peki aynı devletin bize verdiği norm kadrolara göre bizim şu anki memur sayımız kaç? Bir rakam tahmin edecek olacak mesela hanımefendi. Kaçtır bizim belediye memur kadromuz? Şu anda çalışan memur sayısı. Nerede? Keşke olsa. Bakın 10 tane memurunuz var bizim. 130 memurun, bakın 130 memurun çalışması gereken devletin, sen bu belediyenin iş ve işlemlerini 130 memurla görmen gereken denen yerde 10 memurla çalışıyoruz. Bu memurlar da kim? Onu da bir inceleyelim. 4 tanesi daire müdürü zaten. Bir tanesi komiser. O da daire müdürü sayılır. Bir tane tekniker. O da daire müdürü. Bir tane zabıta memuru. Bir tane tahsildar. Bir tane engelli memurumuz var. Bir tane de veri hazırlama kontrol memurumuz var. Yani bu işleri, bu iş, rutin işleri belediye eliyle görme şansımız yok. Yani memur görme şansımız yok. Peki biz bunu nereden alıyoruz? Yani biz bunu niye yapıyoruz? Ve işte Murat Bey'in söylediği gibi elemanın tahsil olarak görülmesi yanlış değil midir? Şimdi Murat Bey, Allah'ını seversen o kadar yasa, kanun, mevzuat, her şeye hakimsin. Hadi merak, bunun hiçbir şey merak etme huyu yok onun. Soru sorma huyu hiç yok. Bir de araştırmacı kişiliğini de tanıdığım Murat aslında böyle değil. Bunu da Murat Bey'in hazırladığını düşünüyorum açıkçası. Bakın. 2004 tarihinin yürürlüğe giren 5278 sayılı kanun 1.6.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu içerdiği düzenlemeler söz konusu tahsilat denetimlerinin hukuki dayanaklarının sorgulanması neden olmuştur. Niçin olmuştur? Çünkü belediyelerin bir ilçenin, ilin, yaşadığınız coğrafyanın demografik bir yapısı vardır. Yani orada kaç çeşit insan olduğu, yaşadığı falan bir demografik yapıyı ortaya çıkar. Ama belediyelerin de bir demografik yapısı var. Bu çark bozulduğu için, onun nasıl bozulduğu, nasıl geldiğini de anlatacağım biraz sonra size. Bozulduğu için yasa koruyucu bile demiş ki, dayanakların sorgulanması neden olmuş demiş. Onun peşinden 5393 sayılı belediye kanununun 25. maddesi, bizim yani denetim isteme şeyimiz var. Ve aynı kanunun 55. maddesinde belediyelerde iç ve dış denetimin 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu hükümlerine göre yapılacağı. Diyor ki sen diyor buna göre yapacaksın diyor. Senin de kanunlarında, yasalarında bu. Sen buna uyacaksın diyor bana. Mali işlerden dışında kalan diğer idari işlemlerin İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanlığı veya görevlendireceği eleman tarafından denetleneceği belirlenmiştir. Diyor. Yani diyor ki Çetin Bozkurt, şu an ben belediye başkanı olduğum için, sen buna göre diyor, kendini denetleyecek, kime denetleyeceğini kendin belirlersin diyor bana. Yani o yetki de bende. Şekli ben belirliyorum. Ben demişim ki, beni kaymakamlık adamları denetlesin. Bir korkusu olan, çekincisi olan, herhangi bir pisliğin, herhangi bir cerahatin içinde olan adam kendisini denetlettirir mi dışarıya? 5 tane personel sokarım şuraya. Onlara denetleyin birbirinizi derim ya. Bunu ne isteyeyim ben? Deli miyim? Şimdi bu personel istihdamına gireceğiz. Şimdi 5018 sayılı kamu mali yönetim kanunun 68. maddesinde zaten çoğu şey açık. Ben biraz kendimi şey gibi hissettim bugün. Ne der ona? Böyle
teknik konuşabilmem. Televizyonda kızarım aslında böyle adamlara da. Mecburum çünkü yani bir yasal dayanağı koymak zorundayım. Ya şimdi demiş ki burada dikkat çekmesi husus harcama yetkililerinde muhasebe yetkili muhtemedi görevlendirebileceğidir. Yani aslında benim veya bir başkasının onayına gerek kalmadan diyor ki senin diyor harcama yetkilin kimse Fen İşleri Müdürüse Fen İşleri İmar İşleri Müdürüse İmar İşleri İmar yaz Hesap İşleri Müdürüse Hesap İşleri Müdürüse bunlar da diyor yetkili muhtemet görevlendirebilir diyor. Ancak diyor sen diyor bunları diyor şu esaslara göre yapmak zorundasındır diyor. 17.05 tarih 1987 sayılı resmi gazete yayınlanan 99 Serinoğlu devlet memuru kanun genel tebliğinde asil aranan şartlara sahip vekil memuru bulunamadığı takdirde hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedbiren görülmesi mümkündür demiş. Yani burada ne anlıyoruz? Diyor ki ilk önce sen bu işle asilde adamı yaptıracaksın diyor. Daha sonra diyor ki onu bulamazsan onun yardımcısına yaptıracaksın diyor. Onu bulamazsan diyor bu konuda yetkin bir personele yaptıracaksın. Yani gene memur arayacaksın diyor. Hadi hiçbir şey bulamadın diyor. Tedbiren diyor. Yani o tedbiren demek o kadro boş şu anda o kadronun devletteki hizmetin görülmesi gerekiyor. Sen bu kadro boş şu anda tedbiren birisini görevlendir. Ama bu görevi dolduracak herhangi bir personel atandığında veya bulduğunda bu görevi bundan al diyor. Yani bunu kanun demiş. Onun devam edeyim. Yani zorunluluk bulunması halinde tekrar söylüyorum. Deminden saydığımız şartlar. Personel bulunmaması. Zorunluluk bulunması halinde yukarıda ünvanları belirtilenler dışında muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilen değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin görevlileri personeli arasından ilgili muhasebe yetkilisi ve de muvaffakatı alınarak seçilen personel harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi muhtemel olarak görevlendirilebilir. Şimdi Murat'a anlattığı gibi anlattım. Burada kafanıza takılan bir şey var mı? Çok teknik gidiyorum bir yandan da. Yani gerçekten merak ettiniz. Anlamadınız. Daha devam edeceğiz. Şimdi herhalde Murat Bey şaka gibi 2019'un sanırım Mart ayında ben göreve geldim. Kasım ve Aralık aylarında Murat Bey'le biz yollarımızı ayırdık. Yani Aralık ayında bitiyordu zaten sözleşmesi 2019'un. 2020 yılının başında hukuk işleri danışmanımızı değiştirdik. Avukatımız Emre Hönzekik yaptık. Yarı zamanlı sözleşmeli yeni bir avukatla anlaştık. O zamana kadar yaklaşık 18 yıl Murat Bey buradaydı. Birebir buradaydı. Devrek Belediyesi'nin bütün iş ve işlemlerinin, hukuk danışmanlığının davalarına baktı, girdi, çıktı falan filan. Sağ olsun emeğiyle de güzel hizmetler verdi. Kendisine ayrıca teşekkür ettim. Çok da sevdiğim bir kardeşim aynı zamanda. Hakikaten de dürüst bir insandır ama unutkanlığı var herhalde. Yani öyle bir şey var. Yaş ilerledikçe bende de oluyor. Unutuyorum yani çoğunlukla. Ama şimdi diyor ki sen bunu nasıl atadın diyor bana. Ya diyor sen bilmiyor musun diyor memur olduğunu. Diyor. Ben biliyorum diyorum. Var işte belgesiyle nasıl görevlendirildiğini, tedbiren görevlendirmenin nasıl olduğunu söylüyorum. Ben söylemiyorum zaten yasa söylüyor. Peki kardeşim sen Murat Durdubaş 30.03.2018 tarihinde Devrek Belediyesi'nin avukat değil miydin? Hukuk danışmanı değil miydin? Hukuk danışmanıydı. Değilim diyemez herhalde. Peki bu iki arkadaşımızı 30.03.2018 tarihinde benden önceki belediye başkanımız aynen şöyle demiş. Sonunu okuyayım ya. O yasal gerekçeleri saymışlar. Belediye başkanımızın yaptığı işlem doğru yani yanlış değil. Orada belediye başkanımızı sorgulamıyorum. Geçmiş dönem belediye başkanımız. Onun şey değil. Yasal gerekçeleri çok güzel yazmış. Peşinin altından demiş ki
1.4.2018 tarihinden itibaren tevdiren Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde tahakkuk ve tahsilat personelinin görevlendirilmesi tarafından uygun görülmüştür demiş. Ya bu iki arkadaşımız atamış. O zaman da belediyenin hukuk işleri müdürü avukat Murat Durdubaşmış. Şimdi söylediğim, bana sorduğun bu soruyu o zaman niye okulu vermedin ya? Yani niye o zaman bu iki arkadaşımızı, bakın orada benden önceki belediye başkanının yaptığı işlem yanlış değil, adamın yaptığı işlem doğru. Yani orada geçmiş dönemde kimseye bir ya sen nasıl yapıyorsun falan filan demiyorum yani. İşin ilginç tarafı o. 2018'de de ben sürgündüm ha. Bir ay sonra da emekli oldum. Şu yazıdan bir ay sonra da emeklilik teklifini vermek zorunda kalmıştım bu belediyede. Şimdi demiş ki işte şu 1.4.2018 tarihinden itiren tedbiren bu iki arkadaşımı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün tahakkuk ve tahsilat personeli görevlendirme tarafına uygun görülmüş. Kim görevlendirmiş? Şimdi aslında garabet duruma geleceğiz. Yani söylüyoruz, kendimiz söylüyoruz, kimseye cevap vermeyelim. Devlekte bir konsensüs olun. İnsanlarımız mevcut pandemi sürecinden çıktıktan sonra daraldı. Ekonomik olarak bir daralma yaşadık. Bütün ülke olarak yaşadık yani. Dünya da yaşadı. Kendimizi hiçbir şeyden soyutlamıyoruz. Diğer taraftan da ekonomik göstergeler her şey altı insana bunaldı. Bu kadar insana bunalım yaşarken 4 senedir de birçok şeye susuyoruz. Yani cevap vermemiz, o ne derse yazıyorlar, çiziyorlar, söylüyorlar. Doğrudur insanın. Sevenden de sevmeyenden de, beni destekleyen, desteklemeyenden de herkesten Allah razı olsun. Bütün her şeyi bırakın, bunların hepsini de yok farz edin. Şey yapın, ama devam edin, hukuki bir süreç var orada. En çok zoruma giden de şu oldu. Biz herkese bir telefon uzaklığı insanlarız yani. Sorarsın. Doğrusunu öğrenin. Doğrusunu biz söyleriz insanlara. Biz kimseden bir şeyden kaçmıyoruz ki. Kimseden bir şey gizlemiyoruz. Burada evraklar basılmış, dağıtılmış, o olmuş, bu olmuş, benim evim basılmış. Ya oturuyorum hanımımla bir akşam yiyeyim dedim 15 günde bir de Devrek Spor 40'da bir galip geldi. Arıyor insanlığa, başkanım nasıl, iyiyim diyorum, kapatıyorum, o zaman iyi diyor, kapatıyor. Lan 1, 2, 3 ne oluyoruz dedim ya. En sonunda bir kardeşim dedi, başkanım evinde arama varmış dedi. İnşallah dedim köpeği kaçırmazlar. Çünkü canımdan çok sevdiğim bir hayvanım var orada. Ya bunlara da gerek yok. Birbirimizi anlayışlı karşılayacağız. Murat kardeşimi de belediye bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı ona da teşekkür ediyorum. Kendince herkes siyaset yapmaya çalışıyor. AK Partili kardeşlerimize de MHP'li, İYİ Partili, CHP'li hangi siyasi görüşü sahibi olsa olsun biz devrekliyiz nihayetinde yani. Hatalarımız olacak. Yapıyoruz, biz insanız. Bundan sonra belki yine yapacağız. Ama diğer taraftan şöyle bir şey de var. Ya bir şey yazarken, söylerken bir bakacaksın. Sizden önce de sanki 30 senedir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı var devrekte. 30 senedir Çetin Mozkurt devrek kaymak belediye başkanı. Ya ben topu 4 senedeyim. 1,5 senesi bunun pandemiyle geçti. Belediye başkanı olduk. 8 ay sonra, 9 ay sonra pandemiye yakalandık. Bir gün şikayet etmedik, mızmızlanmadık. O bu demedik. İşimize baktık. İnsanlara bir konsensüs oldu. Kalplerimizi kırdıklarımız vardır. Yanlış yaptıklarımız vardır. Ben insanım ya. Ama diğer taraftan bu kadar. Yani bir ilçe başkanı şu kadar. Böyle de. Ben tekrar söylüyorum. Murat Bey'in yazdığına da inanmıyorum bu yazıyı. Onu net söyleyeyim yani. Ben iyi tanıyorum Murat Bey'i. Ama bu kadar da hani bakalım bir şeye. Bir de şöyle bir şey. Zaten devam eden bir soruşturma var. Yani orada bu ülkenin hakimlerinin, savcılarının ne kararlar verebileceğini den emin değil misiniz ya? Ne bu telaş ya? Ne bu kavga? Ne bu bağırtı çağırtı ya? Bir kere adli de yapan sen bir hukuki olarak onlara saygımız olsun. Bir şey varsa zaten bizim yakamızı bırakmazlar. 4 senedir beni devamlı görevden alıyorlar, kayyem atıyorlar 4 senedir. Bu artık rutin haline geldi yani. Ama devrek bizim devreğimiz değil mi Atilla? Devrekli bak orada da var devrekli. Devrekliler çok. Devrek bizim devreğimiz. Gidecek başka bir yerimiz yok. Buradayız.
lütfen hani bir açıklamaları yaparken önce bir sorusunlar sorun. Ola ki biz yanlış da bilgi vermiş olabiliriz ama bu bilgiler ışığında zaten bunların hepsi savcılığın önüne gitti. Gidenler var, gidecekler var. Bizim orada destekleyeceğimiz var. Şey var. Ama bütün hepsi şu anda adli makamların elinde. Yani oradan yargı dağıtmanın bu kadar kamuoyu oluşturup veya kamuoyu oluşturmaya çalışıp bir algı operasyonu içerisine girmenin kimseye ne faydası var? Yarın önümüze 2024'te Allah nasip ederse sandık konulacak. Becerdiysek zaten vatandaş der ki Çetin Bozkurt devam et. Beceremezsek de zaten der ki Çetin Bozkurt hadi eyvallah der. Yani. Olay aslında bu kadar basit. Birbirimizi haralı göre saldırmanın, birbirimizi bu kadar yıpratmanın, beni de burada ne kadar oldu tam da bilmiyorum. 3,5 saat, şey, 45 dakika falan oldu herhalde. 45 dakika boyunca insanlara teknik konuları anlatmak zorunda kalmazdık. Ama şöyle bir iyiliği oldu bu sürecin. Her musibette bir şey vardır ya. Bak birçok konuyu belki hepiniz burada yeni tanıştınız değil mi bunlarla? Bilmiyordunuz yani. Ya denetim ne demek? Kaymakamlık sanki geliyormuş, bizi denetliyormuş gibi bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani o denetleyen insanları da isteyen biziz yani. Ben sorularınız varsa hepsini almaya hazırım. Başkanım burada şunu sorayım. Şimdi bu mevzular olurken bu farkı yani olayı fark edince kadar geçen süreçte ne oluyor? Yani niye fark edilmiyor sorusu akla gelir. Ya da kimler kurum içerisinden başka bu denetim sonrasında canı yanması gereken başka personel var mı? Ya da bu olayı bilip gören ya da ne bileyim görmezlikten gelen başka iştirakçiler, başka insanlar var mı? Bu konuda bir derinlemesine başka bir soruşturma olmasını istiyor musunuz? Var zaten. Var zaten. Bakın işte onu anlatmaya çalışıyorum Atilla. Yani siz isteseniz de istemeseniz de birisi zorlasa da zorlamasa da bu süreç kendiliğinden işleyen yapılan bir süreç zaten. Ben konuşma başında söyledim. Dedim ki iki personeli hemen açığa aldım. Hemen onlar hakkında idari işler soruşturma başlattım. Belediye girişlerini de yasakladım. Daha sonra bununla ilgili, bu konuyla ilgili denetim konusunda, şey konusunda kimin şeyi varsa ilgili kimseden de onun da savunmasını aldım. Onunla da ilgili de işlem yapacağız. Onlar başka akacak bunu söyleme yani şeyin anlamı yok. Zaten iş kendi içerisine girdiği zaman Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin çıkacak yani. Orada bir sıkıntı yok. Fark edilmemesini de açıkladım. Dedim ki bunlar tahakkuka bağlı olmayan yani bir şekli bir şeyi yok. O gün atıyorum adam hayvan kesmemiştir. Tahakküm olur bunun. Zorla adama sen hayvan kessin diye para mı alacağız adamdan? Hayvan kesince onun tahakkuku çıkıyor ya. Veya adam o gün pazara gelmemiştir. Nereden bileceğiz bunu? Ben her gün fazla çetele tutacak halimiz yok. Kimse de tutamaz onu. Şimdi personeli atadın, ettin, gittin. Kardeşim yasal dayanaklarını anlatıyoruz. Söylüyoruz. Zaten derler ki ya bir dakika Murat Durdubaş'a kimse bırakmazlar yani bunu. Bu hakimin savcıları, hakimleri işini bilmeyen adamlar mı? Gayet de işini bilen, düzgün, dürüst insanlar. Bunu soracaklar zaten. Eline ya, algı al bakın yani şöyle derim bazı yerlerinde aslında güzel kelimeler de kullanmış ya. Benim mesela tecrübeli olma söylemesi çok hoşuma gidiyor devamlı. Şimdi ha bir de demiş devre bildirisinde yolsuzluk olayını savcıya intikal ettirip suç duyurusu bulunan devre kaymakamdır. Ne yapacağım şimdi sana ödül mü vereceğim şey? Murat, inkar mı ediyoruz? Evrağı mı yok edeceğiz? Ne yapacağız? Ben işte işi anlatıyorum. Demişim ki 2 yıldır belediye kasasından kaç lira çalınmıştır? Çıkartıyoruz işte. Konuyla ilgili şahıslar
Ne zaman tahsilat memuru olmuşuz? Evet, söyledim işte. Bizim de görevlendirmelerimiz var. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın. Şimdi sadece bu tahsilatla ilgili konuşuyorlar da aslında genel olarak ya işte bilgisizlik mi diyeyim, yine cahillik mi, art niyetli olduğunu inanmıyorum ya. Şimdi itfaiye personeli. Yasa diyor ki itfaiye personeli işçiden olmaz diyor. Aynı yasa söylüyor. Şimdi itfaiye personelinden işçi memurum yok diye işçiden de personel yapmadım. Yangında veya kazada Allah göstermesin olumsuz bir durumda sen devlet memuru değilsin beni kurtarma mı diyeceğiz? Yani biz itfaiye teşkilatı mı kurmayacağız? Aynı yasa diyor ki sen diyor zabıtaları diyor memur yapmak zorundasın. İşçiden zabıta yapamazsın. Yok, ne yapacağız? Zabıta mı bulunduracağız belediyede? Yasa aslında aynen böyle diyor. Ya. Sadece böyle tahsilatla alakalı bir yasa varmış gibi konuşuyor insanlar. Yok öyle bir şey ya. Tahsilatın yasası ayrı olduğu için şöyle o var. Çıkartalım belediyenin itfaiye yönetmeliğini şeyin itfaiye ile ilgili kanunda ne diyor? İtfaiye müdürlüğü yaptınız başkanım. Tamamen memurlu adam oluşmak zorunda. Ne yapacağız şimdi? İtfaiye bulundurmayacağız mı? Zabıta bulundurmayacağız mı? Bakın sayıları vereyim. Aslında keşke sorsaydı ya. Vallahi bak. Şimdi 2019'da benden önce bu arkadaşlarımızı tahsilatta ben de görevlendirmişim ha. Onu da söyleyeyim. Tahsilatta var olan görevlendirmeyi ben de devam ettirmişim. Tahsilatta mesela benim zamanımda 10 tane memur varken onların zamanında 18 tane varmış. 7 tane sözleşmeli personel varmış. 48 tane kadrolu işçi varmış. Ve bunların bu idari amirlerde sadece bu iki personele verilmiyor bu. Mesela itfaiye müdürlüğünde 20, zabıta müdürlüğünde 6, imar şehircilik müdürlüğünde 3, destek hizmetleri müdürlüğünde 5, mali hizmetler müdürlüğünde 18. Bu saydığım rakamları iyi şey yapın. Yazı işleri müdürlüğünde 1, kültür ve sosyal hizmet müdürlüğünde 1, özel kalem müdürlüğünde 1. Yani bunlar toplam personel 55 personel memur eliyle işleri yürütüyormuş. Onların zamanında yapılıyormuş. Benim zamanımda yapılmıyor mu? Benim zamanımda yapılıyor. İtfaiye müdürlüğünde 23, zabıtada 12, imarda 1, destek hizmetlerinde 4, mali hizmetlerde 27, yazı işlerinde 2, kültür sosyal işlerinde 3. Ya benim zamanımda da yapılmış. Gidin Kilimli Belediyesi'ne gidin atıyorum. Veya X Belediye diyeyim ya. X Belediye'ye gidin. Orada da yapılıyor. Nal bulmuş makburu gibi ortalıkta gezmenin kimseye faydası yok ki. Ya toplam hemen hemen bütün birimlerde memur eliyle yapılması gereken işlemleri kim yapıyormuş? İşçiler yapıyormuş. Bunun da sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu mevcut düzen. O düzende diyor ki sen diyor kardeşim bir sene içerisinde diyor senin ödeyeceğin personel giderinin toplamı bir sene önce elde ettiğin gelirin bazı belediyelerde %30 bazı belediyelerde %40'ını geçemezsin diyor. Mevcut personel sayına bakıyorsun, personel giderine bakıyorsun. %30 bazılarında kafa kafaya, bazıları geçenler var, geçtikleri zaman İçişleri Bakanlığı'ndan onay almak zorundalar. Yani gidip oraya diyeceksin ki borçlanma yetkisi ver bana diyeceğim. O da diyecek ki sana kardeşim ona göre personel bulundur. Bu sefer gidip bir memur alamıyorsun. Yani kimse şu soruyu sormadı. Sen niye memur almıyorsun kardeşim demedi bana. Bu kadar konuşuyorsun da niye memur almadın? Alamıyorsun. %30'u var, %40'lık oranlar var. Şimdi benim elimi ben bağlamamışım ki. Benden önce bir sistem var. O sistemin üzerine biz de kendimizce yanlış yaptığımız, doğru yaptığımız veya idare ettiğimiz konular var. Olay bu kadar basit. Ya ben oturacağım, işi gücü bırakacağım. AK Parti ilçe başkanı Murat Durdubaş'a belediyecilik dersim vereyim. İstiyorlar haftada bir gelsin de vereyim. Ya bu kadar şey yani herhalde Devrek Belediyesi 2019'un Mart'ında kuruldu.
yaklaşık 276 kişiydi herhalde. Biz 2019 Mart'ında belediye kurarken hepsini işe başlattık. O arada da memur almadık. Hepsi işçi olsun dedik. Şaka gibi. Yaşanan şey acı, üzücü. Devrek bunu hak etmiyor. Devrek Belediyesi bunu hak etmiyor. Bizler de bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bizim sorumluluğumuz var. O sorumluluğun gereği neyse bunun içerisinde kendimiz adına yapmasını biliriz ve beceririz. Bir dakikada geri adım atmayız. Kimsenin de şüphesi olmasın. Ama bunu da sanki daha önce bu olmamış gibi, daha önce bu yaşanmamış başka yerlerde veya bu kurumda gibi davranıp da daha yakın zamanlarımızı da kapsıyor zaten. İlk defa böyle fuar bir şey, keşke olmasaydı. Çok, gerçekten çok üzülüyorum. Konuşurken bile titriyorum yani. Hangi bir belediye başkanı adının veya çalıştığı, mensup olduğu kurumun bu şekilde veya personellerinin bu şekilde anılmasını ister ki? Kimse istemez. Ben de istemiyorum. Hakikaten çok üzgünüm. Kaç gecedir böyle kendimle de mücadele ediyorum. Cevap versem mi, vermesem mi, söylesem mi? Söylersem acaba şeyi etkiler miyim? Yasal prosedürü, yasal şeyi etkiler miyim? Birisi bundan zarar görür mü? Veya ben zarar görür müyüm? Gibi. Bazen öyle duruma geliyorsunuz ki fazladan kelime kurmanız gerekiyor. Onlar da insanı yoruyor bazen. Gerçekten, hakikaten ben bana oy veren vermeyen, destekleyen desteklemeyen, benim partimin mensubu veya değil, siyasi görüşü de etnik kimliği ve dini kimliği hiç önemli değil. Böyle bir olay yaşandığı için ben çok çok özür dilerim. Hani herkese karşı sorumluluğumuz var. Hayatımda sorumluluktan kaçmadım. Hiçbir şeyden kaçmadım. Bundan da kaçacak halimiz yok. Ama insanlardan şunu istiyorum. Lütfen ama lütfen. Yasal süreç zaten kendi meclisinde akıyor. Algı, manipülatif hareketler, yasal süreci etkileyecek herhangi bir şey. Bundan da kaçınmalarını istiyorum. Tekrar tekrar özür diliyorum ve tarihe not düşmek için de tekrar kaymakamlığın şu bana gönderdiği yazının burasını tarihe herkesin not düşmesini istiyorum. Hep beraber hepinizden zamanınızı aldığım için de, buna sebep olduğumuz için de, bu işin neresinde olursanız olsun bu saatte insanlar işinden gücünden ettiğim için de hepinizden de özür diliyorum. Çok teşekkür ederim hepinize.